AK Parti grubum adına Şubat ayı meclis toplantımızın ve alacak olduğumuz kararların Antalya'mıza hayırlar getirmesini dilerim. Ama görüyoruz ki yaşadığımız şehrin sorunlarına çözüm üretmek yerine mazeretlere sarılan bir yönetimle de karşı karşıyayız. Bu işler 11 belediye başkanı olarak bildiri düzenleyip engelleniyoruz sözünün arkasına sığınarak yapılmıyor. Yakışmıyor Sayın Başkan, yakışmıyor. Antalya'ya da yakışmıyor. Yatan bir belediye anlayışı hiç yakışmıyor. Sayın Başkan'ın paylaşımında bulunduğu Samsun'daki iki neydi belirsiz kişinin yaptığı dengesizlikle ilgili başkanın Türkiye'ye birileri saldırmış, işgal ediyormuş gibi bir tavır sergilemesini de yakıştırmadığımızı, bu tip provokatif söylemlerden uzak durmasını memleketimizin selameti açısından tavsiye ediyoruz. Sayın Çetin'in eline tutturulmuş olan bir metni okumaya çalıştı. Hiçbir zaman elime metin tutturulmadı. Şimdi ben bir dakika başkanım. Karşılıklı konuşmuyorum. Ama lütfen, ben sizi dinledim. Herkes kendi görüşünü ifade edebilir burada. Yani, öyle değil işte. Öyle. Senin bildiğin kadar unuttuğum var benim. Kusura bakma. Samsun'da Atatürk anıtımıza yapılan çirkin saldırıyı aynı şiddet ve aynı kararlılıkla lanetliyorum. Bundan neden rahatsız olunduğunu da bilmem. Biz bugün burada bu mecliste ben meclis başkanlığı yapıyorsam Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e borcumuz var. Bunu hepimiz biliriz. Ayrıca çocuğun eline mikrofon tutturulup konuşmaları konuşmayacağım ben burada. Milyon dolarlar harcanarak havaalanı yapılan havaalanına bile 3 bakanımızın inememesini konuşmayacağım. Bu ülkede afetlere bak yangında bir başımızdan felaket Antalya'mızda canımız ciğerimiz yandı. Hep birlikteydik. Orada da yapılan siyasetler vardı unutmayın. Hiç unutmadık biz. Yani bunları da unutmayacağız da. Arkadaşlar burası siyaset meydanı değil. Elinizde bir kağıt tutuşturup gelip de burada siyaset yapmayın. Adam bunları söylerken inceleyip sık dokur ağzından çıkan laflara dikkat eder. Mazot 11 lirayken dolar 18'e çıktığında biz 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'na şov yapmak için konuşmadık onları. Türkiye'nin %50'ye yakın nüfusunu yönetiyoruz. Şahsım olarak değil sizlerle beraber yönetiyoruz. Bütün olumsuzlukları görüyorum, gözlüyorsunuz. Esnafa çıkın yürüyün bakalım yürüyebilecek misiniz? Elektrik parası Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat'ın 1 Ocak 2021 22 milyon liradır. Arkadaşlar bu ay Ocak ayında 62 milyon lira elektrik parası geldi bu Asat'a. Borç yiğidin kamçısıdır. 8 milyarı geçti borcumuz. Toplantılarımızda sürekli borç lügatı yaptığımı duydunuz mu? Ben mi yaptım o borçları? Yanlış projelerinizden dolayı. Doğru olan projeleri yapmaya devam ediyorum. Ve de söylemimde bizden önce başlatan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her yer yer yerinden oynamış. Dolar, euro nerelere kadar çıkmış? Şunu da sevinmemizi beklemeyin. Dolar 9 liradan 18 liraya çıktı, düştü 13 liraya. Sevinmemizi beklemeyin. Niye çıktı, niye çıkardınız? Biz ne istedik? 11 Büyükşehir Belediye Başkanı şunu istedik. Dedik ki arkadaşlar, su idarelerimizin suyuyla ilgili vergiyi, ÖTV'yi kaldırın. Otobüsle, ulaşımla ilgili akaryakıtın kaldırın. Bizim o ulaşım sektöründe görev yapan o otobüsçü arkadaşların lastiği kaç lira oldu? Akaryakıt kaç lira oldu? Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Yani böyle ucuz siyasetlerle böyle il başkanların yapacağı işi bana bura getiremezsiniz. Ben doğru yaptığıma inanıyorum. Ben önce bugünlere gelirken 25 yıl bir çeyrek asırdır deneyimle, tecrübemle geldim. Bu halk beni bağrına bastı. Ve bu 5 yıl süre içerisinde de tüyü bitmemiş yetimin haklarını korumaya devam edeceğim. Önce Allah'ıma hesap veriyorum. Sonra halkıma. Sandıkta da hesaplaşırız. Yanlış yaparsam bu halk beni seçmez. Ama biz doğru olanları yapmaya süremiz boyunca devam edeceğiz.